sevgili can dostlarım. Ben Cem Kervan. Bu hafta Hesap Kitap Yap adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Hesap Kitap Yap. İsa Ruhullah'ın sözü, biz onun talipleri olacaksak bedelini hesaplamamız gerekiyor. Önce iyi bir hesap kitap yap, ondan sonra gel talibim ol manasında bir şey söylüyor. Okuyacağım. Bedelini düşünüp tartmadan talibim olmaya gelmeyin. Hani gelme gelme dönme dönme derler ya, o anlamda. Çünkü misal hanginiz bir inşaat işine girecek de önce oturup yapacağı masrafı hesaplamaz. İnşaatı tamamlamak için yeteri kadar paranız var mı yok mu diye hesap kitap yapmadan inşaata başlar mısınız ki? Yoksa inşaat bitmeden paranız biter. İş yarım kalır. Mesela sadece bir temel atmış olursunuz. O temeli gören herkes, hani o adam var ya, inşaata başladı fakat sonunu getiremedi ya, diye kıs kıs gülerek sizinle dalga geçer. Veya mesela hangi hükümdar başka bir hükümdara karşı savaşa girecek de önce askeri danışmanlarıyla oturup kendi 10 bin kişilik asker gücü, kendisine karşı yürüyen 20 bin askeri yenebilecek mi diye düşünüp taşımaz. Diğer hükümdarı yenemeyecekse o düşman daha uzaktayken barış şartlarını konuşmak için ona bir heyet yollar. Aynen onun gibi hayatta sahip olduğunuz her şeyden vazgeçmedikçe benim talibim olamazsınız. Evet, ve ona göre bir hesap kitap yapmamız gerekiyor. Deyiş haline getirdim. Bu hafta Makedonya'dayız ve Makedonyalı bir arkadaşım var. Asparuh adlı bir arkadaş. Kemancı, çok 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 iyi bir kemancı. Benimle birlikte çalacak. İnşallah beğenirsiniz. Yoksa onun talibi olamazsın.
Önce dur iyi bir hesap kitap yap. Önce dur iyi bir hesap kitap yap. Evet, iyi bir hesap kitap yapmamız gerekiyor. Ve varımızı yoğumuzu vermek üzere İsa'nın talebi olalım. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.